Chupacabra kelimesi, keçi kanı emen anlamına gelir. İlk kez 90'lı yıllarda yaratığın Porto Rico'da keçi, tavşan gibi hayvanların kanı emerken görüldüğü iddia edildiği için böyle bir isim verilmiştir. Yaratığın miti, Şili, Brezilya ve Porto Rico gibi Güney Amerika ülkelerinde çok yaygındır. Rusya ve Filipinler gibi bazı ülkelerde de görüldüğü iddia edilse de kanıtların eksikliği yüzünden bu söylentiler fazla dikkate alınmamıştır. Chupacabra iddiaları daha sonra Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldukça yaygınlaşmıştır. Ama bu bölgede yapılan araştırmalar bu iddialardaki yaratıkların çeşitli hastalıklar geçirmiş kurt ve köpek türleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar Chupacabra efsanesi 90'lı yıllarda ortaya çıksa da yine Porto Rico'da 70'li yıllarda Moca adlı küçük bir kasabada El Vampiro de Moca, yani Moca Vampiri adlı bir yaratığın yaşadığı söylenir. Yüzlerce tanığın ifadesine göre Chupacabra'nın 1 metre 22 santim ile 1,5 metre arasında bir boyu vardır. Keskin bir kokuya, sivri çıkıntıları olan korkutucu bir omurgaya ve parlak kırmızı gözlere sahiptir. Chupacabra'nın ayı gibi iki ayağı üzerinde durabileceği de iddia edilir. Fakat daha hızlı koşmak için 4 ayağını birden kullandığı söylenir. Chupacabra'yı gördüğünü iddia eden ilk görgü tanığı, yaratığın evcil ve vahşi hayvanlarla birlikte toplamda 150 hayvanı öldürdüğünü söylemiştir. Bu yaratığın öldürdüğü hayvanları inceleyen veterinerler, cesetlerin üzerinde delikler halinde diş izleri bulmuşlardır. Bu izlerin 8-10 santim kadar derine gittiğini söylemişlerdir. Chupacabra adlı yaratığın Güney Amerika'nın neredeyse her kesiminde görülmesi birden fazla Chupacabra olduğu düşüncesini uyandırmaktadır. Chupacabra daha yeni keşfedilmekte olan yeni ve tehlikeli bir hayvan türü olabilir. Güney Amerika'ya Avrupalılardan önce hakim olan Mayalıların inanç sisteminde yeraltı dünyasında yaşayan, gündüzleri bir heykele dönüşen, geceleri ise insan ve hayvanların kanını içen Kamazot adlı bir şeytan vardır. İnsan, Mayaların bu fikre nereden kapıldıklarını merak etmeden duramıyor. Ayrıca bazı insanların iddialarına göre Chupacabralar hayvanlar üzerine deney yapmak ve sonuçlarını görmek için birkaç yüzyılda bir Güney Amerika'ya gelen bir uzaylı türü. Aslında bu iddia dünyanın diğer kısımlarındaki gizemli hayvan ölümleriyle de alakalı. Tabii bu da artık başka bir videonun konusu.